Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Büyüteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Büyütene başlıyoruz. 52 Ordu Spor'da 30 Haziran tarihinde 13 oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Üçüncü lig birinci grupta mücadele eden 52 Ordu Spor'da 13 oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Playoff finalinde Elazığ Spor'a kaybeden temsilcimiz de... 14 oyuncunun da sözleşmesi devam ediyor. Mor Beyazlar'da birçok maçta forma giyen Ali Kemal Başaran, Anıl Şahin, Emre Sarıkaya, Hüsamettin Tut, Hüseyin Güngör, Kadir Ari, Nazmi Can Doğan, Oğuzhan Öztürk, Sergen İlhan, Sinan Akaydın, Yusuf Mert Tunç'un sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Bu sezon sadece bir maçta forma giyen Ali Sefer ve Yunus Emre Köse'nin de sözleşmesi 30 Haziran itibariyle tamamlanacak. Temsilcimizde Ahmet Baha Bilgin, Batuhan Aktaş, Enes Yetim, Eray Kotan, Ersin Aydın, Fırat Yıldırım, Halil Hamamcıoğlu, Halil İbrahim Kaya, Hüseyin Furkan Uslu, Kerem Şenyüz, Mustafa Yılmaz, Nevzat Bilen, Ömer Farukay, Yusuf Atasoy'un sözleşmesi ise devam ediyor mor beyazlarda yeni gelecek yönetim yeni sezon için kadro yapılanmasını oluşturacak Orduspor 1967'de bu sezon 4 teknik direktör görev yaptı. Üçüncülük dördüncü grupta mücadele eden Ordu Spor 1967'de bu sezon 4 teknik direktör görev yaptı. Sezona ordulu teknik adam Cüneyt Tiryaki ile başlayan Mor Beyazlılar üst üste 4 mağlubiyet aldı. Puansız geçen 4 haftanın ardından Tiryaki ile yollar ayrılırken takımın başına Bülent Demirkanlı getirildi. Temsilcimiz Demirkanlı yönetiminde çıktığı 11 maçta 4 galibiyet 5 beraberlik 3 mağlubiyet alarak devre arasına playoff'un iki puan gerisinde 8. sırada girdi. Mor beyazlar devre arasında Bülent Demirkanlı ile yolları ayırdı. Takımın başına Sinan Yücel getirildi. Sinan Yücel 11 maça çıkan Ordu Spor 1967 6 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Teknik direktör Yücel takımdan ayrıldığında temsilcimiz 37 puanla playoff'un son basamağında bulunuyordu. Yücel'in ardından takımın başına Ramazan Çelik getirildi. Çelikle 3 maça çıkan temsilcimiz 1 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak playoff'lara kalamadı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler başarılı sporcuları ağırladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler U23 Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Muhammed Karavuş'la Minikler Juda Türkiye Şampiyonası'nda artı 57 kiloda Türkiye şampiyonu olan İrem İncir'i ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette bir konuşma yapan Başkan Güler sizlere desteğimiz tam. Siz katıldığınız her turnuvada ve şampiyonada madalya bırakmayın. Her zaman sizlerin yanındayız dedi. Buna bizim iki gurur kaynağımız, ordumuzun iki pırlantası. Onlarla bugün hocalarla birlikte güzel bir toplantı yaptık. İnşallah hem elimizi hem ülkemizi İnşallah dünyada da başarıyla temsil edecekler. Onlara ben Allah'tan başarılar diliyorum. İnşallah yüz akı çalışmalarımızı hem başarılarıyla hem de erdemli davranışlarıyla sporcu ahlakıyla ortaya çıkacaklar. Türklüğün gurur ve şuurunu inşallah bütün dünyaya gösterecekler. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.